baş pehlivan. Derler ki emri hak vaki olmuş, saray baş pehlivanı vefat etmiş. Diğer pehlivanlar henüz yetişmemiş olduklarından, ileride bir müsabaka yapılacak olsa padişahın pehlivanları sapır sapır dökülecekmiş. Aslında pehlivanların yetişmemesi için ne zaman yetersiz ne de ölen baş pehlivanın gayreti kifayetsizmiş. Pehlivan diye seçilip getirilen bazı vüzera yakınlarının basiretsizliğiymiş asıl sebep. Sarayı almış bir telaş. Uzun araştırmalar, vurdulu kırdılı tartışmalardan sonra vezirlerden birinin teklifi padişah tarafından onay görmüş ve Frengistan'da çok namlı olan, sırtı yere gelmemiş bir pehlivanın ağzı akçeyle kapatılıp saraya baş pehlivan olarak alınmasına karar verilmiş. Nameler yazılmış, ulaklar gönderilmiş. Sonunda pehlivandan haber çıkmış. Bekleyin yolumu, geliyorum. Efendim, davullar vurulmuş, törenler tertiplenmiş derken atını saray avlusunda çatlatan bir haberci, pehlivanın sınırdan içeri kadem bastığının müjdesini getirmiş. Amanın, bir şenlik başlamış ki sanki tahta cülus var. Riyakarlar menkıbe uydurmaya başlamışlar. Güya bu Frank pehlivan o güne kadar kiminle güreşmişse mutlaka tuş eylemiş. Bu yetmiyor gibi her kimi tuş eylemişse cümle kaburga kemiklerini kırıp hurda haş eylemiş. Peşrev çekip çıkınca meydane gözlerinin akı karasına karışıp ağzından alevler çıkarmış. Önüne fil çıksa yere yıkarmış. Böylesine güçlü, şöylesine mehabetli bir pehlivanmış. Bunca efsaneleştirilen pehlivanın sınırdan itibaren kendi bineğiyle gelmesi namına leke sayılmış. Vezirlerden birinin namı dillere destan Küheylan'ı karşılama bineği olarak gönderilmiş. Küheylan'ın seyisi bir başka beygire binerek atı yedeğini alıp karşılamaya gitmiş. Yol boyunca da böylesi bir pehlivanı karşılama şerefi kendine verildiği için sevinip dururmuş garibim. Seyis buradan, pehlivan oradan. Derken bir dere kenarında mülaki olmuşlar. Pehlivanda bir kibir, bir azamet ki sormayın gitsin. Bu sıska at beni taşır mı? Deyu bir de aşağılamış seyisi. Seyis akıllı, lakin haddini bilen biri. Beli frenkler yiğidi demiş. Bu ata ben baktım, seni rahatça taşır. Demek o meşhur pehlivan sensin ha? Pehlivan istihza ile gülmüş. Ne o, beğenemedin mi yoksa? Demiş. Bunu derken de şaka yollu bir el ense çekmiş seyisi. Zavallı seyis boş bulunup dereye yuvarlanmış. Pehlivan epeyce gülüp bu garip insanla alay etmiş. Zoruna gitmiş seyisin. Efendi, demiş. Boş bulundum. İstersen şurada bir güreşelim. Gerçi beni yenersin ama... Ben de direnirim, çuval gibi düşmem. Pehlivanın hoşuna gitmiş. Başlamışlar güreşmeye. Frank pehlivan bakmış ki rakibi zorlu, öyle şakacıktan darbelerle yıkılır cinsten değil, ciddi ciddi başlamış bütün oyunlarını ve gücünü sergilemeye. Karşısındaki bütün bu oyunları savuşturmuş. Adam bu savunma oyunlarını o güne kadar hiç görmemiş ki. Sonunda seyis konuşmuş. Efendi, demiş. Ben pehlivan değilim, seyisim. Şimdi sen savun, ben hamleye geçiyorum. Bu yan dalmadır. At çifte atarsa sağrısına yaslanıp ayak bileğinden kavramaya yarar. Ya Allah! Bu da boyun burmadır. Şu kerpetendir. Çırpınma, çıkaramazsın elini. Bismillah! Bu da boyunduruk. Ya Allah! Aha buna da hıngadak denir. Evet, Frank pehlivanını dürüp büküp bohça gibi yere yapıştırmış seyis. Yerde bir süre uğunan pehlivanı dereye sokan seyis onu kendine getirmiş. Sonra da Küheylan'a bindirmiş, tutmuş yularından düşmüşler yola.
Yolda aklı başına gelen pehlivan direnmiş. Ben gelmem demiş. Sizin seyisiniz böyleyse pehlivanlarınız kim bilir nicedir. Ben gelemem. Bırak beni geri döneyim. Pehlivanın yalvarmaları fayda etmemiş. Kellemi mi vurduracaksın bre pehlivan demiş. Sonunda saraya varmışlar. Bir alayişle karşılanmışlar ki sormayın. Küheyla'nın sahibi olan vezir pehlivana hoş görüneyim diye geçip atın kuyruğunu örmüş. Bir de güzel yelesini taramış. Ve atı pehlivana hediye ettiğini oracıkta söylemiş. İlk ikram ve dinlenmeden sonra pehlivanları görmek istemiş Frengistan'dan gelen pehlivan. Görmüş ve notunu vermiş. Sonra da huzura çıkarmışlar. Padişahı saygıyla selamlayan pehlivan, "Padişahım," demiş. "Sizin pehlivan diye tefrik ettiklerinizi ne ben ne de bir başkası eğitemez. Destur verirseniz iki cümle söylemek isterim. Ne olur, ta Frengistanlarda aramayın. Dağların arkasına bakmayın. Sizde olanların hiçbiri bizde yok ama ufak bir hatanız var. Seyis olacak adamı vezir, pehlivan olacak adamı seyis yapıyorsunuz. Yemin ederim ki elinizi sırtına sürerek pehlivanımsın diyeceğiniz o seyis beni at nallar gibi tuşa getirdi. Değil ben, benim gibi 10 kişiyi bir minderde haklayabilir. Ben ki cihan pehlivanı olarak bilinirim. Benim diyeceğim bu kadar padişahım.